Salih Eşrev ile İspor Gündemi canlı yayınımız başlıyor. Bu akşamki konuklarımız Alsancak Yeşilova İspor Kulübü kadın futbolcular Nurcan Tuğçe Çakır, Nur Hayat Canlıyer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet. Hoş bulduk. Evet. Evet Tuğçe. Tuğçe Çakır kimdir? İlk önce senden başlayalım. Karıştırdım ben. Tamam. Evet Tuğçe. Bir Tuğçe Çakır kimdir? Bir kendinden bahset. İspor hayatını bize bırak. Sen normal kendini bir tanıt lütfen. 7 Haziran 2007'de Girne'de doğdum. Mikrofonu koy lütfen böyle. Girne'de doğdum. Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Labdar Üniversitesi'nde lise 2 öğrencisiyim. Öyle. Evet, nerede oturursunuz? Kaçıncı sınıfsın? Annen baban kimdir? Bir bahset bize bunlardan. Baban nerede çalışır, ne iş yapar? Annen ne yapar, kaç kardeşsin? Bir açın, geniş bir açın. Koy şu an, mikrofonu böyle. Şu an iki kardeşim. Evet. Diğeri de yolda şu an. Annem 7 aylık anne. Evet. Babam Lapta Belediyesi'nde çalışıyor. Evet. Annem Girne, Karaloğlu Tayf'ta. Geçitköy'de kalıyorum. Lapta Yavuzlar Lisesi'nde lise 2 öğrencisiyim dediğim gibi. Öyle sürdüm. Evet. Nur Hayat canlı yere de ver. Nur Hayat bir kendinden bahset bize. Nur Hayat kimdir? Ben 2 Ocak 2004 doğumluyum. Alsancak'ta yaşıyorum. Kıbrıslıyım. Yine Amerika'da beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Üniversite 1 öğrencisiyim. Burada büyüdüm. Burada doğdum. Babam Alsancak Belediyesi'nde. Annem Salik'te. Onun dışında öyle. Evet. Tamam o zaman mikrofon sendeyken devam edelim. Nur Hayat. Spor hayatına veyahut futbol hayatına nasıl bir adım attın? Daha önce ilkokul, ortaokul, lise hayatında spor var mıydı? Bildiğim kadarıyla basketbol vardı. Bir ilkokul hayatından, ortaokul, lise hayatından bize bahset lütfen. Ben 8-9 yaşlarında başladım spora. Bütün sporlara da o yaşlarımda başladım. İlkokulda ve ortaokulda, yani ilkokulda da çok erkeklerle futbol falan oynadım. Onun dışında o zamandan bu zamana kadar hep basketbol üzerine gittiydim ama bu sene futbola tekrar adandım. Yeşilova'da oynuyorum şu an. Öyle, yani folklor falan da oynuyorum. Evet, devam eder miyim folklora? Evet, şu an ediyorum. Nerede devam eder? Alsancak'ta. Mikrofonu koy böyle evet. Ki. Evet, Alsancak devam eden. Kaç yıldır folklor yapan? 9. 9 yıldır, uzun evet. Bir zamandır. Evet. Hiç de bırakma, tavsiye ederim sana. Benim de arkadaşlarım vardı. Folklor oynamaya devam ederler. Yaşları belli. Ve onlar devam eder. Yani hayatında hep folklor olsun. Aynen. Evet. Bir de Tuğçe'ye soralım. Neler yaptın Tuğçe? İlkokulda, ortaokulda, şu anda zaten lisesin. Bir onlardan bahset bize. İlkokul, ortaokul, basketbol ve atletizm oynadım. Evet. Ortaokulda da devam ettirdim. Lisede basketbol oynama fırsatım olmadı. Ama atletizme şu an hala devam ediyorum. Hatta yarın 27 Aralık koşularında da koşacağım. Futbol ve atletizmle devam ediyorum. İşte geçmişte sadece basketbol ve atletizm oynadım. Futbol oynama şansım zaten olmadı profesyonel bir şekilde. Evet. Bu sene kazandık onu ve yani devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. Atletizmde neler yapan Tuğçe? Onlardan bahset bize. Kaç yıldır atletizm yapan? Çünkü genelde futbolcular atletizm de yapar. Yani bizim şartlarda. Evet. Ve ikisini evet, ikisini beraber götürüyorlar. Evet. Bir bahset bize. Eşref Tekrar'dan tak lütfen. Çünkü evet. Bir ondan bahset bize. Basketbol, atletizmden bahset bize. Ben de işte kaç yıldır yapan, nasıl bir altyapı aldın? Bir onlardan bahset bize. 3. sınıfta başladım yarışlara falan çıkmaya. İlkokulda fırsatım oldu.
Genelde kısa mesafe koştum bu zamana kadar hep. Neler koşan kısa mesafede? 100 metre koştum ilkokulda, 60 metre koştum. Derecelerin var mı? Evet, üçüncülük, ikincilik. Evet. Yüksek atlamada da ilkokulda yine üçüncü gelmiştim. Ortaokulda bayrak yarışlarında ve 100 metrede koştum. Dediğim gibi lisede atletizmde geçen sene bulunamadım ama bu sene 27 Aralık'ta koşacağım. Basketbola da aynı şekilde. Hazır mısın 27 Aralık koşularına? Hazırım. Evet, derece yapabilecek miyim? Ümitliyim inşallah. Evet, evet, güzel. Basketbola da yine 3. sınıfta maçlara başladım. Ortaokulda da devam ettim. Tabii ortaokulda bir pandemi süreci olduğu için çok şey yapamadık. Evet. 6. sınıf, 7. sınıf, gerisi zaten olmadı. Evet. Öyle oldu. Lisede de devam edemedim basketbola. Futbol atletizm olduğu için. Öyle şu an. Evet. Nurhayat'a verelim. Evet Nurhayat. Böyle bir soru sorayım size. Bu spor hayatında aileleriniz herhangi bir size işte spor yapmayın, size göre değil spor, hiç mesela işte futbol karşı çıktı mı aileleriniz size hiç? Yok, ikisi de destek oldu yani bana her zaman. Nasıl mesela? Bir başlangıcını anlat bize. Anne, baba, ben futbol oynayacağım. Ben karar verdim, futbolcu olacağım. Bir tepki aldınız mı? Nasıl bir konuşma geçti aranızda? Onlardan bahset bize. Ben zaten çoktan oynuyordum küçüklükten beri falan ama direkt futbola başlayacağım da babam her zaman destek çıktı ama annem öyle her zaman çoklu spor yaptığım için futbola da mı başlayacağım gibisinden söylediydi ama ondan sonra her zaman ikisi de destek çıktı bana. Küçüklükte nerede oynardın? Nerelerde oynadın? Ben takımda değildim bu zaman. Yani kendi aramızda falan, okulda falan oynuyordum. Erkeklerle mi oynardın sen de? Anlat bize o maceralarından anlat. İlkokulda ben her zaman daha çok her teneffüste falan erkeklerle oynuyordum. O zamandan geldi bu şeye. Ondan sonra mahallede falan oynuyordum. Ben hep basketbola yoğunlaşmıştım. Okulda atletizm falan. O yüzden bu sene durdurulunca birazcık basketbolum, o yüzden futbola devam etmek istedim. Mahallede oynadığın o futbol maçlarından bahset bize. Neler erkeklerinden oynarken yani, onlar daha güçlü, evet, siz daha zayıf. Şey demiyorlardı işte, biri geldiğinde diyorlardı işte bu senden daha güçlü kız falan diye falan diyor ama evet. Çok güzel zamanlar geçti o zamandan. Nasıl yapardınız? Taş mı kurardınız? Evet, yoksa taş falan vardı mahallede yani. Evet, taşlarla kurduk. Evet. Adım sayar mıydınız onlara o şekilde? Sayıyorduk bazen. Vardı adım. Evet. Gerekli şekiller falan olduğu için direkt koyuluyordu taşlar. Evet. Tuğçe, bir de Tuğçe, sen de mahallede Nurhayat gibi oynar mıydın futbol? Evet, yani mahalledeki çocuklarla. Nasıl, anlatsın da anlat. O maceralarından anlat. Genelde benim kardeşim de böyle şeylere meraklı. Futbol olsun, spor olsun. Onunla beraber mahalledeki çocuklarla genelde hep oynardık. Şu anda bile bazen yani çıkıp oynuyoruz. Evet, şimdi o zamandan şimdiyi bir kıyasla bakalım. Şimdi artık... Tabii, önceden asfaltta oynuyorduk, şimdi çim sahada. Evet. İşte yani dediğim gibi, zaten babam eski futbolcu olduğu için amcalarım. Evet, ondan da bir bahsedelim. Baban eski futbolcudur dedin bize. Antrenmanlarına giderdin, maçlarına giderdin. Anlat bakalım bize bu duyguyu. Nasıl bir duyguydu? Babanın antrenmanlarına giderdin, maçlarına giderdin. Şimdi de baban senin antrenmanlarına ve maçlarına geliyor. O duygulardan bir bahset bize. Yani babamı görünce ben de hevesleniyordum tabii küçüklükten. Evet. Sürekli antrenmanlarına gidiyordum. Orada işte onların arkadaşlarının da hep çocukları geliyordu. Beraber oynuyorduk. Kardeşim de aynı şekilde. Sürekli oynuyorduk. Öyle babamı göre göre daha çok futbola ilgim, sevgim arttı. Öyle olduğu için de elime bir fırsat geçince değerlendirmek istedim. Çünkü sonuçta bizim ailede de biraz şey böyle, genetik gibi bir şey. Ailede futbolcu olmayan yok. Evet. Ondan da ister istemez biraz oluyorsun yani, isteğin, şeyin, hevesin olmaması elde değil. Baban hangi mevkide oynardı? Babam bek. Bek oynardı. Sağ bek, sol bek. Babandan mı gördün ve sen de defansta oynamaya başladın? Yok. Onun bir etkisi oldu mu babanın sana? Yani babamın bana hayatımdaki her şeyde etkisi, örneği var ama evet. Bu konuda Süleyman hocam
yani beni antrenmanda gördü ve direkt stoper koydu. Evet. Benim ilkten hiç başlarken aklımdan yani stoper geçmemişti. Daha çok kanat, orta saha gibi düşünmüştüm. Stoper hiç düşünmemiştim. Görünce antrenmanda geç stopere dedi bana bir antrenman. Evet. Hatta istemedim dedim. Ben stoperde nasıl yapacağım dedim. Hiç oynamadım daha önce. Geç sen dedi. Geçtiğim günden beridir de yani cidden iyi ki koymuş diye. Anlat bakalım stoper ne yapar? Süleyman Hoca sana neler öğretti? Bir anlat bakayım bana. Çünkü yıllardan ben de Çetinkaya'da stoper oynadım. Anlat bakalım bana neler öğrendin, ne altyapı aldın, Süleyman Hoca neler öğretti? Öncelikle sert oynamak gerek stoperde. Evet. Fiziğinin cidden kuvvetli olması lazım. Çünkü en ufak bir şeyde düşebiliyorsun. Hamle ve denge önemli. Bunları zaten Süleyman Hoca ile biz çok da çalıştık. O da zaten stoper oynuyor. Evet. Çalıştık yani denge, hamle, erken hamle yapmamak, rakibin işte hareketlerini gözlemlemek, analiz etmek. Bunlar yani çalıştığımız şeylere. Evet. Bir de Nur Hayat'a ver bakalım. Evet Nur Hayat. Sen de anlat bize bakalım. Hangi mevkide oynan? Nasıl başladın oynadığın mevkiden? Bahset bize bunlardan bakalım. Ben orta saha oynuyorum. Ben de ilk geldiğim zamandan Süleyman Hoca orta sahaya koyduydu beni. Sonra paslarım falan daha olduğu için orta sahada kaldım. Ben de orta sahada olacağımı yapmıyordum ama sonra orta sahada daha kendimi böyle hani orta saha bazen forvete geçiyorum ama orta saha yani tamamıyım için güzel bir mevki. Evet. Her iki ayağını da kullanır mı orta sahada? Evet. Her iki ayağını da kullanın. Ne oynadı? Şimdi tabii ki 7 numara var, 8 numara var, 6 numara var. Biz bunları hiç bilmezdik. Nedir oynadığın mevki? 10 numara mıdır? 6 numara mı? 7 numara? 8 numara mı? Nedir oynadığın mevki? Orta sahada? Kaç numara? Ön libero mu oynan? Yok tam direkt ortada. Ortada. Evet. Nedir görevin orada? İşte pas çıkartırken arkadaşlarıma yardım etmek, onlarla beraber çıkmak, onlara yardımcı olmak. Defansa dönük mü oynan yoksa ileriye dönük mü oynan? Yok defansa çok gitmiyorum stopercimiz var diye. Ben evet sağlam gidiyorum. Mı istiyor? Evet ben öne doğru gidiyorum o yüzden. Evet. Bir Süleyman Hoca'nızdan bahsedeyim. Bize kimdir bu Süleyman Hoca'nız? Anladığım kadarıyla sizin eserinizdir Süleyman Hoca'nız. Evet. Bir ismiyle, soy adıyla bir bahsedin bize Süleyman Hoca'dan. Süleyman Çamlıca. Süleyman Hoca bizim bu zamana buraya kadar gelmemizin en büyük etkisi, en büyük destekçimiz. Yani kız takımına çok önem verilmiyordu en başlarda. Şu an gerçekten veriliyor ama daha da çok verilmesi gerekiyor. Yeşilova'da. Hayır, genel olarak da. Bu sene olduğu için Kadınlar Ligi. Ha. Ama şu an yani karşılık beklemeden tek bize yapabilen Süleyman Hoca'ydı. Orada bana teşekkür ederim. Yani Süleyman Hoca yani anlatılmaz yaşanır gibi bir şey. Hadi ya. Bu zamana kadar her şeyimize destek oldu. Ne istediysek yaptı. Yani öyle. Yeşilova'da var mı herhangi bir ücret alır mısınız? Yani herhangi bir katkısı var mı Yeşilova Spor Kulübü'nün? Çünkü şu anda mesela Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü olarak geçiyor. Var mı size bir desteği? Yani maddi olarak... Maddi manevi olarak. Maddi olarak yok ama ne eksiğimiz falan olursa her şeyimizi karşılıyorlar yani. Ne istersek yapıyorlar. Yani mesela ne yaparlar? Yani atıyorum bir şey istediğin özel günlerde veya topumuz falan olduğunda her şeyimizi karşılıyorlar. Yani top, forma, evet. Ayakkabılarınızı, eşofmanları... Alıyorlar yani. Evet. Bu güzel. Güzel bir şey bu. Çünkü kadın futboluna ne kadar önem verdiğimizdir bu olay. Kulüplerimiz inşallah daha güzel sizlere değer verir ve sizlere daha iyi yerlere de görmek isteriz. Evet. Senin bir sözün var böyle. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım ve devam ediyorum. Yani benim şu an basketbol, futbol, spor olarak her şey hayalimdi ve ben hiçbir zaman pes etmeyi sevmem. Evet. Yani yapacaksam bir şeyi en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda yani öğretmenlik okuyorum ama hem öğretmenlik hem de antrenörlük yapmaya hedefim var.
Yani ileri zamanda milli takımlarda oynamayı daha çok istiyorum ve daha da çok geliştirip üniversiteden sonra öğretmen ve antrenör olmayı daha çok istiyorum. Yani en iyi bir şekilde. Tabii ki şimdi kadın futbolu Türkiye'de de bir şekilde popüler oldu ve yukarıya doğru çıkıyor. Ve bizden de şu anda Kuzey Kıbrıs'ta Zehra ile Dilek hocamız var orada ve bizi çok güzel temsil ediyorlar. Sizlerin de var mı öyle bir hedefiniz? Tuğçe'ye ver ilk önce. Tuğçe söylesin sonra da sen ona. Benim şu an yurt dışında antrenörlük ve oynama gibi bir düşüncem pek yok. Yani gelişmek güzel bir şey ama şimdi buradaki düzenimi, şeyimi, ailemi bırakıp gitmek birazcık düşününce zor gibi geliyor ama. Tamam da yani bir hedefin olması gerekmez mi? Gerekir tabii. Her zaman ailem de yanımda olmayacak. Evet. Ama şu anlık yani daha fazla gelişip gelişmiş bir şekilde gitmek. Evet. Ve ayrıca Kıbrıs Kadın Milli Takımı kurulacak diye duyuldu tabii. Duyulursa da kurulursa ona katılmak yani en büyük hedefim olacak. Evet. Şimdi hedefin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Milli Takımı'dır hedefin şu anda. Evet. Daha sonra bir tık yukarıya kapılar rahat açıldı bizim dönemimizde. Kimse gidip Türkiye'de top oynayamazdı. Yabancı istatüsündeydi. Ama şimdi şu anda iyi futbolcularımız altyapılara veyahut Güney Kıbrıs'a gidip top oynayıyorlar. Evet. Yani bir hedef verseniz kendinize yani bence iyi olmaz mı? Evet yani biz bu spora da en aşağıdan başladık. Gelişe gelişe yükseldik yani. Hocalarımızın da sayesinde. Nurayat'ın dediği gibi Süleyman Hoca gerçekten bize her şeyde çok destek oldu. Her zaman da yanımızda oldu. Aynı şekilde Irmak Hoca. Evet. Irmak Asena Karada. Pembe Hoca, Pembe Başkanımız, Mehmet Hoca. Hepsi yani bize sonuna kadar destek oldular. Ne dediysek karşıladılar, yaptılar. Onların da desteğiyle ben inanıyorum yani daha iyi yerlere geleceğimize. Evet. Daha çok kapılar açılacağına. Yani inanıyorum. İnşallah da olur. Evet. Nur Hayat'a da verelim bir. Hedeflerinden bahsettin. Zaten Nur Hayat bize hedefinden bahsetti burada. Söyledi de. Milli takım mı, Türkiye'de futbol oynamak mı veyahut başka bir ülkede yani üzerine koyup gitmek mi? Çünkü hedefsiz bir yere varılmaz. Evet, ben şimdi yani benim de tabii hemen gitme şeyim yok ama yani burada da gelişip gidebilirim, orada da gelişebilirim ama benim de Tuğçe'nin de dediği gibi benim de burada en büyük hedefim ilk önce milli takımlarda oynamak. Zaten milli takımlarda oynarsam daha çok gelişip yurt dışında daha çok şey avantajım olabilir. Yani gitmek tabii isterim ama yani şu an değil herhalde. Birazcık daha okulumdan sonra falan büyük ihtimal. Evet. Futbol size Nur Hayat'ın söylediğinden bir yola gidelim. Güzel deneyimler, arkadaşlıklar ve aile oluştuğunu söylediniz. Bir bundan bahset bize. Nasıl bir duygudur? Arkadaşlık, aile, kazanma nasıl bir duygudur? Bir bunlardan bahset bize. Yani çok güzel bir duygu bence. Ben ilk geldiğimde böyle hep yabancılık çekiyordum. Çünkü ben bir hafta sonradan katıldıydım onlara. Ama hemen yani çoğunu tanıyordum zaten ve hemen böyle çok sıcak kanlılar oldu ve hemen bir aile gibi bir şey olduk. Bir şey oldu, evet. Bir sorunumuz oldu. Hep beraber çözüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlıklar falan da. Çok güzel bir duygu. Yani hiçbir zaman böyle yeni biri bile geldiğinde takıma işte bu niye geldi gibisine bir şey olmuyor. Her zaman aramızda alınıyor. Evet. Takım kaptanısınız. Takım kaptanısınız. Nasıl bir şeydi bu takım kaptanı? Neler yapar takım kaptanı? Bir bunlardan bahset bize. Yani biz yani... Nasıl takım kaptanı oldun? Süleyman Hoca nasıl seni takım kaptanı yaptı? İlk öncelikle yaşa ve antrenmanlara daha çok iyi olup katılanlara doğru yaptı. Biz ikimiz de daha fazla ve daha verimli olduğu için seçti.
biz de elimizden geldiğince en iyi kaptan olarak takıma destek veriyoruz. Nasıl yani, destek verirsiniz? Bir yani bir sorunlar bize. Olduğunda, bir şeyler olduğunda, bizimle danışmaları gerektiğini, bir sorunlar olduğunda yani her zaman biz onlarla ilkiz. Hocayla eşit gibi görsünler istedik. Yani sadece işte kaptan veya büyük olarak değil de bir arkadaş olarak görmelerini falan istedik. Öyle. Evet. Bu şey de be. Evet Hüseyin, devam et. Kaptanlık cidden sorumluluk isteyen bir iş. Yani sonuçta en ufak bir şey olduğunda sen değil misin bu takımın kaptanı? Neden bu böyle oldu diye çıkışılabilir. Ama yani bizim takımımızda o yok. Herkes birbiriyle kardeş gibi yani. Hepimiz birbirimize çok çabuk alıştık. Yaş ortalamanız nedir? 15, 16. Evet. 14. 14. Yani 13 yaşında kız bile şu an bizde ilk 11. Ve cidden yani bayağı gelişmeler de oldu. Yani şimdi tabii ki lig maçları başladığında sizden tabii ki ilk kural koyacaklardı. Geçen sene sıkıntı vardı. İşte 27-28 yaşında olanlardan 13-14 yaşındaki evet. Çocukları oynattılar. Öyle bir şey yaşanacaksa takımınızda var mı daha sizden büyükler? Irmak hocamız var. Hem yani bize teknik olarak destek oluyor hem de oyunda destek oluyor. O var. Gülüşen vardı. Cidden takımımızı çok sırtladı. Yeri geldi. Yani çok büyük destek oldu. Yani yaş büyük olanlar genelde onlar. Evet. Nur Hayat zaten. Nur Hayat'tan sonrası var bir de. Nur Hayat'tan büyüğü yok. Yoktur. 18-19. Evet. O civar. Evet. Nur Hayat. Oynadığınız düzenden, taktikten, sahaya yayılışınızdan bahset bize. Nasıl bir yayılış yaparsınız sahada? Nasıl bir düzeniniz vardır? Nasıl oynarsınız? Biz onlardan bahset bize. Yani bizim şu an tam ligler başlamadığı için şu an tekrar biz bir düzen yapamadık. Yani ama tabii antrenmanlarımız devam ediyor. Ama bizim genellikle mesela 4-3-3 veya 4-4 gibisinden oyunlar yapıyoruz ama yani bu genellikle oyunun gidişatına da bağlı oluyor. Veya maç yaptınız mı hiç? Kadınlar Ligi'nden sonra mı? Hayır, yani şu anda özel antrenman maçı yapar mısınız? Evet, kendi aramızda falan yaptık. Kendi aranızda başka bir takımlarla yaptınız mı hiç? Başka bir takıma daha yapmadık. Yapmadınız, evet. Antrenmanlar nasıl çalışırsınız? Antrenmanlar şu an haftada bir veya iki kere yapmaya çalışıyoruz. Benimle beraber yapılar ama Süleyman hocamız her zaman orada oluyor. Çünkü çok yoğun oluyor bazen liglerden dolayı ama her zaman yine biz ikimiz beraber yapmaya çalışıyoruz antrenmanları. Yani takıma yaptırıyorsunuz evet. Yani. Tamam, Süleyman hocanın programıyla mı yaparsınız bunu yoksa siz kendiniz mi? Yok, biz kendi programımız. Neler yaparsınız? Mesela çabukluk falan oluyor. İşte top sürmeyle, topla ilgili bireysel çalışmalar falan, koşu. En sonunda kendi aralarında maç gibisinden tarz bir şeyler yapıyoruz. Öyle. Evet. Antrenman sahanızda sıkıntı var mı? Nerede antrenman yaparsınız? Biz Lapta Yavuzlar Lisesi'nde yapıyoruz antrenmanı şu an. Evet. Çin midir saha? Evet. Güzel. Tabii ki yöneticiler falan geliyor mu? Süleyman hocanız olmadığında yanınızda destek veriyor mu sizlere? Yani Pembe Başkanımız ve Irmak Hocamız var işte. Onlar dışında çok şey değil. Onlar zaten hep bizimle ilgileniyorlar. Evet. Kaç kişisiniz? 25 bir şey var. 25. Ha. 25 kişi de Süleyman Hoca olmadığında geliyor mu? Sizinle yapıyorlar mı? Yani şu an çoğu özel okulda okuduğu için bazılarına uymuyor saatimiz. Ama genellikle katılım oluyor bazen. Evet. Evet. Türkçe sen de al. Evet. Neler yaparsınız beraber antrenmanda? Bir o bize bahset bakalım. Çabukluk. Yani şimdi benim de heyecan bastı burada. Yani çünkü ben sizi futbolcu olarak bilirdim. Bak şimdi şu anda takımı çalıştıran iki antrenör var burada. Evet. Yani Süleyman Hoca cidden bu aralar çok yoğun. Hem genç takım olsun, U16 olsun. Çok yani onlarla ilgilenmek zorunda. Çünkü bizim liglerimiz şu an kapandı. O yüzden antrenman yapamayacaktık. Biz de kendimiz içimizde istek ve heves olduğu için gidiyoruz antrenmanlara. Nurhayat ve ben ayarlıyoruz gününü, saatini. Gidiyoruz. Genelde de 12-13 kişi, 15 kişi katılım oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Kimi uzakta kaldığı için gelemiyor. Kimi okuluna uymadığı için gelemiyor.
Ama yani biz kendi aramızda plan yapıp gidiyoruz. Süleyman Hoca da bizim gittiğimizi görünce çok mutlu oluyor ve vakit bulduğunda gelip bizimle ilgileniyor. Onları bırakıp gelip bize de bakıyor. Evet. Destek oluyor yani bize. Yoğun bile olsa. İlgileniyor bizimle. Çok güzel. Şimdi mesela antrenman programını nasıl hazırlarsınız siz? Şimdi yaş belli, yaşlarınız belli. Neler yapacağınızı araştırır mısınız? Tabii şimdi artık internetler vardır. İşte atıyorum 15 yaşında, 16 yaşında sizler varsınız, kadın futbolcular vardır. Araştırıyor musunuz bunları? Nasıl bir antrenman sistemi yapacaksınız? Yoksa Süleyman hocanız size bir program mı veriyor? Genelde bazen mesela internette gördüğümüz şeyler birbirimize atıp yani tartışıyoruz üstünde. Bunu yapalım, şunu yapalım diye. Ve bazen de A takım, bizim Yeşilova'nın A takım antrenmanlarını genelde Nurhayat denk geldiğinde izliyor. Bana gelip söylüyor, bunu yapalım, şunu gördüm falan. Ve Süleyman Hoca'nın da bize yaptırdığı antrenmanlardan aklımızda kalanlarla, faydalı olacağını düşündüklerimizle yapıyoruz. Çabukluk yapıyoruz, güçlendirme yapıyoruz. Güçlendirme neler yaparsınız? Yani o da çabukluk gibi oluyor. Yükleniyoruz, yükleme yapıyoruz. Öyle oluyor. Gördüklerimizi, duyduklarımızı, öğrendiklerimizi yapıyoruz. Evet. Hayat Hanım, senin anlattığın hayat. Şimdi tabii dediğim gibi biraz önce internet olayı vardır. İnternette bir sürü programlar vardır. İndirip o programlardan antrenman şekillerini, sistemlerini kurabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu da sizin için çok büyük bir deneyim olur. Tabii ki sen zaten söylediğin işte futbolculuk ve antrenörlük olayını yaşamak isterim. Güzel bir şey. Sizi ikinizi de tebrik ederim bu konuyla ilgili. Sadece internete açın, her şeyi görüyorsunuz. Düşünün, bizler yaşımız belli. Bir şey istediğimiz zaman internete açıp araştırıyoruz ve giriyoruz, oradan görüyoruz. Sizde de interneti araştır, açın, bakın. Yaş sınırına göre antrenman programı hazırlayın. Süleyman hocanıza da o programı danışın ve o şekilde başlayın. Biz zaten dediği gibi izliyoruz şeyleri, videolar falan çok ben izliyorum yani, daha çok önüme çıkıyor ama yani yapmadan önce veya yaptıktan sonra biz zaten Süleyman hocanın ne olduğunu anlatıyoruz. O da bize her zaman yani yanımızda oluyor, yanlış bir şey olduğunda da gösteriyor bize. Doğrularını veya yanlışlarımızı düzeltiyor. Onun dışında yani şu an hepimiz aynı düzeyde olduğumuz gibi, yani işte bu 15, bu 18 diye demiyoruz da hepimiz aynı yaş düzeyinde antrenmanları daha çok yapıyoruz. Evet. Şimdi mesela diyelim ki haftada 1 ve 2 yapın. Akşam üzerinde mi yaparsınız yoksa? Genelde 3 gibi falan yapıyoruz. 3 gibi yaparsınız. 15, 16, 17 kişi de katılıyor. Güzel bir şey. Disipline nasıl önem verirsiniz? Şimdi şu anda mesela ikiniz de gayet güzel eşofmanlarınızı giydiniz. Takım olarak geldiniz. Buna da önem gösterir misiniz antrenmanda? Evet, antrenmanda zaten herkes kendi antrenman eşofmanları veya formaları var. Onları giyiyorlar. Onlar dışında giyen yani yok. Evet. Aynı şekilde hep beraber kızlar bizimle yani ciddi bir şekilde olup bizimle beraber yani şey demiyorlar, işte hoca yok falan gibisine dinlememezlik yapmıyorlar. Yani güzel geçiyor. İyi, daha da güçlenecek. Evet, çok güzel. Çok hoşuma gitti ve çok da tebrik ederim ikinizi de. Genç yaşta bir olayın içerisine girdiniz ve büyük bir sorumluluk aldınız. Lütfen devam edin. Evet, Nurhayat, başka hobilerinden de bahset bize. Neler yapan, başka hobilerin, başka bir sosyal hayatın nelerin vardır? Onlardan da bahset bize. Ya ben genelde her zaman spor yapıyorum. Okul ve antrenman dışında çok bir şeyim olmuyor arkadaşlarım dışında. İşte şu anlık kulübümdeki basketbolum durdurulduğu için okulda da okul takımlarındayım. Yani şu anlık sadece kulüp olarak futbol oynuyorum. Futsal oynar mı üniversitede? Oynuyorum üniversite takımında. Ondan evet. Da bahset bize, futsaldan da bahset. Yani şu an daha bu sene açıldı. Antrenmanlara tam başlayamadık ikinci dönem olduğu için. Okul takımında da basketbol ve voleyboldayım. Yani öyle. Aktifsin yani. Evet. Evet, çok aktifsin. Gerçekten tebrik ederim seni. Evet, Uşeda. Uşeda bir bahset bize. Ben de şu an aktif olarak atletizm ve futbol. Yani kulüp olarak bir yerde oynamıyorum futbol dışında.
imkanım, şeyim, fırsatım olmadığı için. Özel antrenmanlar yapar mı? Kendini genelde, geliştirmek için. Evet. Mesela boş bulunduğum zamanlarda, hatta boş bulunduğum zamanlarda değil, bazen akşam bile koridora kapakları dizip aralarından geçiyorum topla. Süpersin. Kendi kendime bravo. Yapıyorum yani. Bravo. Evet. Mesela ben de hafta arası yapıyorum sporumu. Ama pazar günleri de kendim için bir düz koşu gidip yapıyorum. O beni hafta içerisinde yapacağım işte spinning eğitmenliğine bir tık üzerine koyuyor. Özel idmanlar yapın, kendiniz için yapın. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz sizin için o kadar iyidir. Bak biraz önce konuştuk hedefleriniz için. İnanın ki özel idmanlar sizleri daha çok yukarıya çıkaracak, daha güzel yerlere götürecek. Evet, son sözlerinizi de alalım ve pazara randevuyu şimdiden aldık sizden, biraz önce içeriden. Evet, son sözlerinizi de alalım. Yani benim demek, açıkça demek istediğim tek şey, kadınlara gerçekten daha çok önem verilmesi, Kıbrıs'ta özellikle. Kadınların daha ön planda olması ve bu kadın futbolunun gerçekten devam etmesi, uzun süre devam etmesi. Yani içimizde bir korku olmadan, her an bitebilir korkusu olmadan devam etmek istiyoruz. Ve son olarak da gerçekten tekrardan hocalarıma, Irmak hocama, Süleyman hocama, Mehmet hocama, Pembe başkana, hepsine, daha saymadığım çok var. Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bizi desteklediler, arkamızda oldular. Biz de onlara göre, onlara yakışır bir şekilde verim vermeye devam edeceğiz. Evet, Nur Hayat'a da ver. Canlı yayınımızı bu arada paylaşalım lütfen. Ben de aynı şekilde kadınlara daha çok önem verilmesini önemli buluyorum. Ve yani sadece bu şu anki takımlarla değil, daha fazla takım ve daha fazla kadın futbolcu olması gerekiyor bence. Yani sadece büyükler arasında değil de daha küçüklerimiz de bizimle beraber katılması lazım. Ben de hocalarıma çok teşekkür ederim. Bütün hocalarımızın bizde çok emeği var. Biz de onların gözünü şey yapmadan daha fazla kendimizi geliştirip göstereceğiz. Evet. Evet, bu akşam Tuğçe ve Nur Hayat'ın sesi olduk. Kadın futbolcularımızın sesi olmaya devam edeceği 1 Ocak pazar günü takım arkadaşlarıyla beraber gelecek Yeşilova Spor Kulübü ve ne kadar kadın futbolumuzun sesi olduğumuzu bir kez daha buradan yetkililere söyleyecek. Çünkü genç kızlarımız sesi olması için burada oturuyoruz ve kendileri de kadın futbolunun kapanmaması için ısrarla bunları belirtiyorlar. Biz de aynı şekilde takip edeceğiz ve canlı yayınlarımıza da devam edeceğiz. Evet, bu akşamki konuklarımız Alsancak Yeşilova Spor Kulübü kadın futbolcuları Tuğçe Çakır, Nur Hayat canlı yeriydi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Başka konuklarla buluşmak üzere, mutlu akşamlar.